Başına neler geldi? Bir dolandırılma hikayesi. Hani olmaz olmaz diyoruz. Hala uyuyoruz bunlara maalesef. 1500 çarpı aldanıyoruz. 22.5. Evet, devam edelim. 21 miydi? 21. Gümrük memuru olarak tanıttı kendini bana. Bir an basiret bağlandı. Şeytana uyduk. Biz de tamam dedik. Abi 2 dakika bekleteyim mi seni? Bir arkadaşımdan alıp geleyim. Adam parayı alıp gitti. Uygun fiyata kaçak telefon ve kulaklık yalanına kandı. 1500 dolarını kaptırdı. O dolandırıcı Aksaray'daki bu telefon mağazasına geldi. Kendini mağaza sahibine gümrük memuru olarak tanıttı. Sonra da güvenini kazanmak için onunla sohbet etmeye başladı. Galata Portu biliyorsunuz. Evet. Ve Karagöy'deki. Ben oraya bakıyorum. Ben yurt dışından gelirken elektronik cihazlar çıkartıyoruz oradan. Uygun fiyata dedi, vereceğim sana. Vallahi eğer öyle oluyorsa alabiliriz. Ben diyorum. Elinde 14 akıllı telefon, 60'a yakında kablosuz kulaklık olduğunu söyledi. Ancak onları teslim etmeden önce 1500 dolarlık bir kapora istedi. Abi 2 dakika bekleteyim mi seni? Bir arkadaşımdan alıp geleyim. Parayı komşusundan borç alan esnaf telefonları almak için dolandırıcıyla birlikte taksiye bindi. Sen kapıda bekle, güvenlikler seni içeriye alacak dedi. Parayı da arabadan inerken ben teslim ettim ona. Taksiden inmedi o. Personel girişinden gideceğini düşünerekten ben de indim orada. Sonra adam bastı gitti taksiyle, devam etti. Dakikalar geçti ama ne gelen vardı ne giden. Dolandırıldığını anladığında artık çok geçti. Basiret bağlandı bir an, uydum adama. Ah, ucuz etin yahnisi, buyurunuz. Var bunda bir iş diyeceksin ama. Mağdur oluyorsun ama öncesine de gidip bakınca yani bir bakmak lazım. Yani çünkü adam geliyor sana diyor ki affedersin elimde şu kadar telefon, evet, bu kadar kablosuz cihaz, bu kadar satıyor musun? Yani hani bunun faturası var mı? Tabii. Bunun bilmem nesi var mı? Şusu var mı? Busu var mı? Bir heyecanlanıyor. Tabii. Ardından da mağduruz. Mağduruz, mağdur falan olamıyorsun bu durumda. Çünkü o gelirken hangi hakla sana geldiğini görebiliyorsun yani. Bu işte bir iş var dersin değil mi? Niye tabii bana canım bu kadar ucuza versin mesela? Ya da neyse fiyatının altında versin. Ya bak elinde kaçak telefonlar var, onu alıp da satmak hikayesi de biraz, evet, fena bir durum. Yani genel olarak bir ne olur yani hukuka, hakka, telefoncu hukuka bağlı taksi, kalarak devam edelim yolumuza. Taksiden inip beklerken dolandırıcı taksiyle basıp gitti. Dakikalar geçip gelen gider olmadığını görünce telefoncu dolandırıldığını anladı. Memleket yani iyi niyetlisiniz gerçekten, yani geçmiş olsun. Vallahi ya yazık oluyor. Hayır, kültürümüze, örf, adet, anneanne, onlara yazık oluyor yani. İnsana güvenimiz gidiyor. Kesinlikle. Ya. Yani hani yolda görüyorsun bir tane abi, abla hani çıkarıp tamam buyur ablacığım demeye bile artık şey, yani diyorlar ki ya da şurada ihtiyacı olan birisi var, düşünüyorsun acaba mı diye, hani tabii, versen tabii, mi tabii, vermesen mi falan. Gerçekliğinden şüphe ediyorsun yani her işte şeyin. Bu tür vicdan ve dini sömürüler hepimizi maalesef merhametimizden ediyor ki ben üzülüyorum buna İbrucuğum. Ben de üzülüyorum Muratçığım.